Kanyon, meşhur kanyon ışıklarımızdır. Günde yaklaşık 400 bin aracın, insanın beklediği, sıkıntının olduğu bir nokta. Kanyondaki ışıklar yüzünden işte birinci köprüden gelenler tıkanır, Zincirlikuyu'dan gelenler tıkanır, Maslak'tan gelenler tıkanır. Yaklaşık 600 metrelik yol yaklaşık 10 dakika, 15 dakika, 20-25 dakika gibi vakitlerde alınır. Ama çok basit bir çözümü vardır. Nedir çok basit olan çözüm? Kanyon ışıklarının yanında Eczacı Sokak vardır. Biz Sarıyer istikametten gelip tekrar Sarıyer'e dönmek için buradaki ışıkları kullanırız. Burada ışıklar vardır normalde. Fakat biz tam tersine çevirsek bu olayı, Eczacı Sokağın yönünü terse çevirsek, Sarıyer'e dönecek insan Eczacı Sokağa girerek alttan Gültepe Köprüsü'nün altından yolun karşısına geçecektir. Yaklaşık bir dakika sürede geçecektir. Ve otomatikmen kanyon ışıkları kalkacaktır. Kanyon ışıkları kalktığı zaman günde 400 bin arabanın durması engellenecektir. Müthiş bir akıcılık olacaktır. Diyeceksiniz ki biz bunu yaptığımızda Gültepe içinden gelenler ne yapacak? Gültepe içinden gelen, eğer Sarıyer'e gidiyorsa Hanımhal Sokak'tan yine Gültepe Köprüsü'nün altından yolun karşısına geçecek. Onda bir sıkıntı yok. Eğer Beşiktaş yönüne gidiyorlarsa kanyon taksi durağının yanından sağ ve sol yaparak Özdek Çarşı'nın yanından Beşiktaş istikamete devam edecek. Burada yaklaşık 3 şeritlik, 4 şeritlik bir yol vardır. Bu noktada yapılabilecek neydi? Eczacı Sokağı'nın yalnızca yönünü değiştirmesi. Bunun başka alternatifi yok. Alttan, üstten, yandan geçirilemez. Çünkü metro var, bilmem ne. Her türlü burada sıkıntı var. Tek çare yapacağımız, Eczacı Sokağı'nın yönü değiştiği an bütün problem çözülecektir. Bu kadar basittir Sayın Cumhurbaşkanım. Ve yayalar nasıl geçecek diye düşündüğünüzde, kanyonun önündeki yaya alt geçidinden, metro geçidinden karşıya da geçiş vardır. Bu problem çözüldüğü zaman İstanbul'un en büyük problemi çözülmüş oluyor. Ben size öyle bir proje anlatacağım ki Sarıyer'den çıkan bir insan Dolmabahçe'ye kadar çok hızlı bir şekilde devam edecek. Ve devamında hemen size öbür plana geçiyorum. Onları da göstereyim ve siz bunu anlayacaksınız. Ben size öyle bir projeler göstereceğim ki çok basit olarak. Sarıyer'den çıkan bir vatandaş Maslak'tan Dolmabahçe'ye kadar şu anda gittiğinin belki de %30'u zaman içinde aynı noktaya ulaşacak. Evet, Beşiktaş. Beşiktaş'ta ne yapabiliriz diye düşüneceksiniz. Burası, biz normalde Barbaros'tan aşağı inerken soldan bu köprüyü kullanarak Ortaköy'e devam ederiz. Ben de tam tersini söylüyorum. Ne yapabiliriz? Bu köprüyü Dolmabahçe'den gelip Barbaros yokuşundan Levent istikamete gidenlere tahsis ettiğimiz zaman aşağıdaki ışıklardaki bekleme ortadan kalkacak. Neymiş? Dolmabahçe'den gelip Barbaros'a bu köprüyü tahsis edeceğiz. Barbaros'tan Levent istikamete ve böylece büyük bir akıcılık oluşacak. Ortaköy'e gidenler ne olacak? Ne olacak? Burada minibüs, taksi ve otobüs duraklarının olduğu nokta boşaldığı için Ortaköy'e gidenler de bu istikameti kullanacak. Ama buradaki en büyük problem ve en hızlı yapılması gereken şey nedir diye soracak olursanız, şu anda burada daha önce iki tane yaya üst geçitimiz vardı. Bu noktada bir de Deniz Müzesi'nin önündeydi. Bu Deniz Müzesi'nin önündeki yaya üst geçidini kaldırdıktan sonra Beşiktaş trafiği bir felaket oldu. 15-20 dakikada zamanda geçilemiyor. Buraya tekrar eski üst geçitlerimizi istiyoruz. Bu diyorlar ki bize, işte bizim burada daha başka projelerimiz var. Daha düzgün bana yollamışlardı işte projeyi. Ama bu proje yapılana kadar yıllar geçecektir. Ben zaten bu teklif edeli çok büyük zaman geçti. Bir demirden yaya üst geçidi yapmak yaklaşık bir haftamızı alır. Öbür proje, büyük proje yapıldığında demir köprüyü sökersiniz, tekrar yerine koyarsınız. Bu kadar basittir. Şu anda en büyük problemimiz Deniz Müzesi'nin önündeki yaya üst geçidinin kaldırılmasından dolayı
İstanbul trafiği tam bir felaket yaşıyor. Beşiktaş trafiği tam bir felaket yaşıyor. Bu üst geçitlerimizi, yay üst geçitlerimizi geriye aldığımız zaman Beşiktaş yönünden Dolmabahçe yönüne ve Ortaköy'den Dolmabahçe yönüne çok daha akıcı trafik olacaktır. Bu insanlar bu kadar beklememeli diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sizinle istişare ediyorum. Bir yaya üst geçidinin yapılması, burası Sinanpaşa Camisi olarak tasvir ettim, yanına meydandan buraya konması yaklaşık bir haftalık bir işlemdir. Demirden bir yaya üst geçidi yaparsınız. Bize dedikleri, üst geçitlere karşıyız, görüntü bozuyor diyorlar ama burada binlerce arabanın durması çok mu daha iyi görüntü diye ben de yetkililere sormak istiyorum. Sizin de size de bu konuda etkili olmanızı rica ediyorum. Evet, devamında diyeceksiniz ki onu çizmedim. Bu projeyi hem gösterelim. Bu basit, çok basit bir şey ama bu noktaya biraz sonra geleceğim. Bana bakarsan iyi olur. Dedik ya, Sarıyer'den Dolmabahçe'ye kadar çok rahat bir şekilde ilerleteceğiz. Başlayalım. Park ormanın orada bir ışıkta kalıyoruz. Sarıyer'den geldiğimiz noktada. Derbent noktasında. Ne yapmamız gerekiyor orada? Orada şunu yapabiliriz. Park orman dediğimiz noktada sağ tarafta ormanlık alan şeyde yerin alt seviyesinde. Acaba ben de diyorum ki, burayı çizmediğim için anlatmak zorunda kalıyorum. Orman olan kısımda alta iniş yapıp Acıbadem Hastanesi'nin yanından Darüşşafaka Mahallesi'ne doğru bir geçiş yapsak alttan tünelle. Oradan da Darüşşafaka Mahallesi'nden aynı tüneli iki tüp olarak yapsak, Maslak istikametine gidenlere tahsis edersek orman seviyesi çok uygun. Başka türlü de kurtulamaz. Bu ışığı da bu şekilde kurtarmış olursunuz diye düşünüyorum. Bunu çizimini yapmadım. İnşallah anlaşılmıştır demek istediğim. Sarıyer yönünden gelirken park orman hizasında sağ tarafta yolun yanından bir iniş yapıyoruz. Alttan tünelle Darüşşafaka Mahallesi'ne gidiyoruz. Darüşşafaka Mahallesi'nden de yine o tünelin ikinci katından Maslak istikametine devam ettiğimiz zaman ışıkları kaldırmış oluyoruz ve çok büyük bir rahatlık. Devamında geliyoruz. Maslak'a gelelim isterseniz. Önce şu şeyi açtım. Dört Levent'i açtım. Maslak'ımıza bakmadan evvel. Evet, Dört Levent. Dört Levent otosanayide çok büyük bir karmaşa var Sayın Cumhurbaşkanım. Nedir bu karmaşa? Otosanayi çıkışın iki köprü vardır. Çıkışları giriş, girişleri çıkış yapmışlar ve burada bir kilitlenme oluyor ve bu kilitlenmeyi önleyemiyorlar. Bu düşünün, şu benzincinin arasından bile bazen 30-40 dakikada ana caddeye, Büyükdere Caddesi'ne gidiyoruz. Tam bir komedi, tam bir sıkıntı. Ne yapılmasını tavsiye edersiniz diye soracaksınız Sayın Cumhurbaşkanım. Birinci olarak, çok basit olarak, birinci olarak Maslak yönünden gelen bu vatandaş önce bu ileriye kadar gidiyor, sonra tekrar geriye geliyor. Burada bir karmaşa oluşuyor. Önce otosanayi metrosunun yanından ufak bir çıkış yapıldığı zaman Fatih Caddesi'ne bir çıkış olacak. Burada en büyük problem nedir? Fatih Caddesi üzerinde park eden yanlış arabalar. Siz bu dönüşü yaptığınız zaman bu vatandaş ileriye gitmeden, benzinciye gitmeden geriden direkt Fatih Caddesi ve Seyran Tepe'ye gitmiş olacak. Bu dönüşünü tamamlamış olacaktı. Bu bir rahatlık. İki, ben köprü üzerindeki yönleri değiştiririm. Çünkü sen kilitlemek için girişi çıkış, çıkışı giriş yapmışsın. Buradaki yeşil alana iki tane ada çizgi yaparım. Bu adanın etrafında döndüğü zaman ben mesela otosanayiden çıkacağım. Bu adaya girer ve Sarıyer'den köprü yönü değiştirdiğim için bu yöne çok rahat devam ederim. Hakeza diğer adada da diğer noktada olanlar ayrışmış olur ve kilitlenme en az seviyeye inmiş olur Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi devam ediyoruz. Devam edelim. Aynı cadde üzerindeki projelere bakıyorum ki bu projeler gerçekten İstanbul trafiğini o kadar çok rahatlatabilecek
Basit projeler ki Cumhurbaşkanı. Bakın bunların hiçbirine masraf göremeyeceksiniz. Evet. En büyük problemlerden bir tanesi Maslak. Maslak'ta bir iki tane tavsiyemiz başarılı bulundu, yapıldı ama şimdi bir tavsiyede daha bulunmak zorunda kalıyorum. Birincisi olarak şöyle düşünelim. Işık okullarının önünde tekrar ya üst geçide ihtiyacımız var ya alt geçide. Çünkü bu ışık okullarının olduğu noktada insanlar ışıklarda beklediği için büyük vakit harcıyor. Burası okul önüdür. Yaya üst geçitinin yapılması bu kadar günde 100-150 bin, 200 bin arabanın durmasını durmamasını sağlayacaktır. Bir. İki, kaza riskini azaltacaktır. Neden? Çünkü Levent yönünden gelenler o ışıklar aniden yağdığında kör nokta gibi oluşuyor. Böyle tam bir yay vardır orada. Frene basıldığında eğer hızlı geliyorsa bu ışıklarda araç kazaları da oluyor. Onu da kaldırmış. Yani yaya geçitlerine karşı olmak ne kadar doğru bilmiyorum. Belki biz şehircilikten anlamıyoruz. Çirkin diye tasvir ediyorum ama İstanbul'da yaya geçidi tonlarca var. Yani metrobüs üzerindeki yaya geçitlerini o zaman ne yapacağız? Başka yerdeki yaya geçitlerini ne yapacağız? O zaman dünya standartlarında güzel yaya üst geçitleri yapılır. Acilen ışık listesinin önüne yaya üst geçidi yapıldığında Sarıyer'den Maslak yönüne gelen ve tam aksi istikamette de olan beklemeler en az seviyeye inecek. İkinci can alıcı nokta. Bakın Maslak çok önemli. Maslak 1453 Eklips işte Atatürk Sanayisi'nin olduğu yere yalnızca şu kadar küçük yere bütün trafiği yığdılar. Daha önce Sümer Sokak'tan da geçiş vardı. En azından Sümer Sokak'tan 1453 A oğlu ve bu noktalara gidilebiliyordu. Burası yalnızca çıkış oldu. Tek yöne çevrildikten sonra ne oldu? Maslak oldu bir handikap. Ne yapılacak? Siz şu kadar küçücük bir alana Maslak'a sığdırdınız ya. Vatandaş Levent istikametinden geliyor. Benzincinin oradan dönüyor. Ve bu noktaya girmek için bu köprünün üzerinde büyük bir yoğunluk yapıyor. Bu sefer İstinye Park yönünden gelenler de Maslak'a gidemiyor. Bunu defalarca söyledik. Bu kadar küçük alana 1453'ün, Atatürk Sanayi'nin, Eklips'in ve Ayazağ'ın ya bütün herkesi buraya nasıl yığarsınız? Artı burada metronun çıkışı var. Ya metronun çıkışı Window East dediğimiz yerde. Ya bu çıkışı sakatların kullandığı köprünün altındaki çıkış noktasını alsanız, yayalar buradan değil de bu noktadan çıksa çok büyük başarı elde edilir. Siz en dar noktada, çünkü bu ışıklar durduğu zaman trafik geriye vuruyor. İstinye Park yönünden, İstinye yönünden gelenler kilitleniyor. Ve size çok daha basit bir şey daha söyleyeyim. Bu ışıklar yüzünden ne oluyor? Bu ışık yılında ne oluyor? İstinye Park yönünden gelenler burada sıkıştı. Burada da sıkıştı. Ama vatandaş Ayazağa'ya gidecek. Niye bu ışıklarda beklesin? Ben de diyorum ki Window East'in yanından Büyükdere Caddesi'ne çıkar gibi yapıp Park Plaza'nın yanından tekrar eski Büyükdere Caddesi'ne çıkış yapalım. Burayı adam bypass etsin. Bu ışıklarda kendini durmak zorunda kalmayalım. Window East'in yanından çıkıyoruz. Vakıfbank ve Park Plaza'nın oradan tekrar giriyoruz ve buradan Ayazağa istikametine devam ediyoruz. Çok basit bir şey. Ve Sümer Sokak tekrar gidiş geliş olursa bu vatandaş buradan çıkıp Eklips'e 1453'e ya düşünün binlerce insanın yaşadığı koca siteler yapıldı. Siz şu kadar küçük bir sokağa bunların tüm geçişlerini sokuyorsunuz. Mantıklı değil ki. Buraya kimler de geliyor? Maslak, Sarıyer yönünden gelenler de bu noktada çakışıyorlar. Ziraat Bankası'nın olduğu köşede bu noktada çakışıyorlar ve yürümüyor. Ne oluyor? İstinye Park'tan gelen de burada yakalanıyor falan filan. Devam ediyoruz. Ne yaptık? Sarıyer'den başladık. Acıbadem Hastanesi, Derbent'ten Maslak projesini çözdük diye düşünüyoruz. Otosanayi yine dediğimiz sistemde. Otosanayiye iki tane daha ileriki aşamada proje söyleyeceğim. O zaman çok daha diyeceksiniz ki ya gerçekten çok güzel proje diyeceğinize eminim. Daha sonra ne yaptık?
kamyon önündeki ışıkları kaldırdık. Devam ediyoruz. Beşiktaş'ta iki yaya üst geçidi yaparak, tek bir tane yaya üst geçidi olur. Yaya üst geçidi yaparak buradaki tıkanmayı da kaldırdıktan sonra Dolmabahçe'ye kadar daha az sürede devam etmiş olacağız. Mesela yine burada yok. Palanga Caddesi'nden çıkıyor vatandaş. Palanga Caddesi büyük bir hastalık daha var. Ben bunları görüyorum bu hayatın içinde. Dönüş ağızları genelde küçücük yapılıyor. Ya küçük yaptığın zaman Palanga Caddesi'nden adam vatandaş çıkıyor. Zincirkuyu istikametine gidecek. Gidemiyor. Neden? Ya öyle bir ayarsız yapılmış ki normalde iki şerit gitmesi gereken 1,5 arabanın geçebileceği büyüklükte yapılmış ve düşünün yaklaşık 300 metrelik yolda asker arkadan koza sitelerinin oradan mediko sitelerinin oradan 300 metrelik yolu 20-25 dakikada alıyor vatandaş. Defalarca dedim ki bakın bu ışıklardaki dönüş ağzını sola doğru açın biraz ya. Ya 5 metre olacağına 8 metre olsun. Kime zararı olabilir? Ve dakikada dönen araç sesi daha fazla olur diye defalarca söyledim. İnşallah dikkate alırlar. Sizden de desteklerini bekliyorum. Şimdi gelelim can alıcı noktalardan bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanım, burası D100 yolu, Zincirlikuyu'dan Çağlayan istikametine giden yol. Burası Çağlayan Adliye. Şimdi Zincirlikuyu yönünden 3 şerit olarak D100'den gelirsiniz. Mecidiyeköy'den de katılım olur. Olursunuz 4 şerit. Yaklaşık Nurol Tower'ın orada bu 4 şerit gelir. Nurol Tower'ın orada bir 60 metrelik alanda 3 şeride düşer yol. Sonra tekrar 4'e çıkar. Şimdi mantığa aykırı 4 şerit devam etse bu yoğunluk geriye vurmayacak. Buradaki 60 metrelik alana 4 tane demir ayak koyarak güzel bir ek köprü, 1,5 metrelik bir ek köprü bile yapılsa buranın akıcılığı sağlanacak. Sayın Cumhurbaşkanım, burası sıkıştığı için bu trafik geride Çamlıca'ya kadar vuruyor. Geride Mecidiyeköy'ün içine vuruyor. Geride Büyükdere Caddesi Levent istikametini vuruyor. Bu kadar basit yapılabilecek. Siz köprüler yapıyorsunuz, tüneller yapıyorsunuz. Allah razı olsun, çok güzel hizmetler yapıyorsunuz. Lütfen yetkililere söylersiniz. 60 metrelik bir köprüde şuraya yaparlarsa demirden 4 ayak üzerine koydukları zaman yol burada 4 şeride çıkacaktır. Ve 4 şeride çıktığı an buradaki akıcılık çok artacaktır. Düşünün ya, 60 metrelik bir daralma binlerce İstanbulluyu her gün mağdur etmektir. Evet, şimdi size yine kavram karmaşası dedik ya, herkes bazen taca atıyorlar. İnşallah siz bu konuda bize yardımcı olacaksınız. Burası TEM yolu Seyrantepe. Şimdi ben şöyle bir şey teklif ettim. Dedim ki bakın, şu yeşille gördüğünüz yer neresidir? Yeşille gördüğünüz yer Galatasaray stadının tam karşısı. Yani Galatasaray maç yaptığı zaman bu alttan buradan döner ve bu yan yolu kullanarak Levent istikametine, Maslak istikametine veya işte Fuat Sultan Mehmet'e gider. Akşama kadar boş durur. Akşama kadar burası boş durur. Ve yol seviyeleri aynıdır. Yani bu ana akan caddedir. Bu da yan yoldur. Ben dedim ki arkadaşlar bakın, Maslak çıkışınız burada. Bu Maslak çıkışını siz 1,5 kilometre geriye alın. Şuradaki 25 metre bariyeri kesin. Maslak'a çıkan, Levent'e çıkanlar buradan bu yan yolu kullansınlar. Atıl durumda olan bu yan yol kullanılmış olur. Nasıl yararı olacak diyeceksiniz. Ama Maslak'ta trafik, Maslak yönüne döndüğü zaman, Levent yoluna döndüğü zaman trafik oluştuğu için bazen bu kuyruk dışarıya taşıyor. Dışarıya taştığı zaman ne oluyor? Bir adam Gazi Osman Paşa yönünden gelip Fatih Sultan Mehmet'e doğru gidecekse bu taşkınlık yüzünden istikametine gidemiyor.
yaklaşık 15-20 kilometre bazen İstoç'un orada. Bazen tekstil kentinin oradan bir de burada bir sıkıntı yaşıyor adam. Yani vatandaş İstoç'tan Gazi Osman Paşa'dan FSM'ye gidecek Maslak'a çıkanların problemini yaşıyor. Ben diyorum ki siz buradaki trafiği otomatikmen şuradaki bariyerleri alarak yan yola almış olursunuz. Yan yola aldığınız zaman ne olur? Büyük akıcılık olur. Bu yan yol kullanılmış olur. Atıl zaten ya. 3 şeritlik atıl bir yol. Yol seviyesi de aynı. Yapacağınız bir şey yok. Bir tek bariyerler kesiliyor. O kadar. Başka bir şey yok. Bunun yapılmasını acilen ve bu noktaya geliyoruz. Maslak şuradan FSM çıkış vardır tekrar. Şurada bir bariyer yapmışlar. Evlere şenlik. İki yön Levent'e gider bu yan yoldan. Yaklaşık iki şeritte bu Maslak çıkışına gider. Buraya bir bariyer yapmışlar. Buraya çizmedim. Onu da yeni tespit ettim. Durmadan bu yan yolda tıkanma oluyor. Yan yolda tıkanma oluyor. Acaba nedir diye düşündüm. Baktım ki şurada bir bariyer var. Bu bariyer yamuk. Bariyerin yönünü değiştirseler siz burada o bariyerlerle yandaki yolu ikiye düşürmüşler. Yani ikiye düşürdüğün an burada bu noktada ikiye düşürdüğün an burada isterse 30 tane şerit olsun. Ne anlamı var? İki şerit Maslak'a var. İki şerit Levent'e var. Fakat vatandaş burada iki şeritte bariyerlerle bunu da çizmiş olalım. Bariyerlerle burayı yanlış bir şekilde daralttığı için, ikiye düşürdüğü için her sabah trafik oluyor. Akşam trafik oluyor. Bariyerin şeklini şu şekilde alsa bir sıkıntı olmayacak. Bu kadar ufak dokunuş Sayın Cumhurbaşkanım. Yani dokunuşlar o kadar basit ve ufak ki yani şaşırıyorum. Şişli Kalp Vakfı'nın arkasını dedim ki defalarca Çoruh Sokak'la işte 19 Mayıs Caddesi arkadaki Çoruh Sokak iniş olsun. 19 Mayıs çıkış olsun. Çünkü 19 Mayıs'ta iki taraflı park var. Gidiş geliş olarak kullanılamıyor. Çünkü insanlar mallarını indiriyorlar. Bana dediler ki bu arka sokak işte tek yöne uygun değil. Peki tek yönden çıkış varsa niye tek yönden iniş olmaz? Tabii benim mantığım bir türlü almıyor. Bana bir şeyler söylüyorlar ama yani eğer buradan çıkış varsa şu anda çıkış olarak kullanılıyor. Çoruh Sokak. Yani eğer tek yönden çıkılabiliyorsa niye tek yönden iniş olmaz? Hala benim hafızam almıyor. Herhalde bir anlayış kıtlığım var diye düşünüyorum. Bende bir sıkıntı var herhalde. Artık takdire bırakıyorum. Burada bakın bu proje var ya günde en az 500-600 bin arabayı rahatlatacak. Projeyi verdim. Nedir? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çıktıktan sonra Armutlu mevkisi. Armutlu'nun yanına bir tane daha Armutlu Köprüsü. Bakın bunu biraz masraf yapacağız. Kusura bakmayın. Hepsi de böyle ucuz olacak değil. Bakın bir Armutlu Köprüsü daha yaptığınız zaman ne olacağını söyleyeyim ben size. Karanfilköy yan yolu tek yön. BKM'nin olduğu yan yolda tek yön yaptığınız zaman yapacağınız elinize geçecek artıları hemen söylüyorum. Bir, ben Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geldikten sonra Yeni Levent'e gitmek için önce 4 Levent'i tıkıyorum falan filan tekrar geliyorum Yeni Levent'e geliyorum. Veya Mayadrom'a gelmek istiyorsam yine 4 Levent'i tıkıyorum tekrar geliyorum falan. Böyle bunları yapıyorum. Ne yapacağım? Armutlu Köprüsü'nün altından burayı tek yön yaptık ya. Yandan bir çıkış yapacağız. Bu çıkışı yaptığımız yol seviyeleri de burada çok uygun. Çıkışı yaptık. Ne olacak? Balta Limanı'na giden, Yeni Levent askeri lojmanlara giden, alttan Akatlar Mayadrom gibi iç Levent'e gidenler buradan çok rahat çıkacak ve 4 Levent'i kurtarmış olacağız. Bu birinci aşama. Bu kadar basit. Yol seviyesi çok yakın. İkincisini söylüyorum. Siz her gün Maslak Sarıyer'den geldiğiniz zaman Akatlar Mayadrom'a gitmek için ne yapıyorsunuz? Önce Sabancı alt geçişinde bir tıkanıyorsunuz. Bir 5-6 dakika, 8 dakika, akşamları 10 dakika. Daha sonra geliyorsunuz işte 3 Levent benzincinin oralardan falan geçip gidiyorsunuz. Ya arkadaş ben de size şu teklifi yapıyorum dedim. Teklifi de yaptım yani.
Ben direkt olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne gireyim ve yan yol BKM'nin olduğu, akatların olduğu, karanfil akatlar tarafının buradan bana bir tane çıkış verin. Ben hem Mayadrom'a hem akatlara hem etilere buradan çıkayım. Yani gişelere varmadan da çıkmış olurum. Ve beni rahatlatmış olursun. Hatta iki çıkış yaparsın. Bir Levent'te, iç Levent'e de bir çıkış yapabilirsin. Yani 15 dakikada alacağın yolu 1 dakikaya düşürüyorsunuz. 15 dakikada alınacak yol 1 dakikaya düşmüş oluyor. Yani yapılacak yalnızca bu yan yolları tek yön yapıp iki yönü de çıkışlar yapmak. Bu kadar basit. Hakeza bakın çok basit bir şey. Yine Baltalimanı'ndan Reşit Paşa'mızdan geldi. Yeni Levent hemen bu sağdan askeriyeyi de Beşiktaş Belediyesi'nin araçlarının bulunduğu köprünün altında bir nokta vardır. Oradan sağdan direkt olarak Teme'de bir çıkış yaparsın. Böylece Maslak trafiğini bile kurtarmış olursun. Bakın bu noktalar çok önemli. Yapacağımız bir tane Armutlu Köprüsü gibi bir köprü daha yanına yapmak. Köprü yönlerini ayarlamak. İki tane çıkış yapmak. Üç tane çıkış. En az günde 5-600 bin araç artık durmayacak yani. Akacak. Hiç sebepsiz yerine vatandaş 4 Levent'e kadar gitmeyecek. Devam ediyoruz. Bazı yapılan projelerimiz de var. Onu da söylüyoruz. Bu akşam sokakta bir türlü problemi çözemedik. Suudi Arabistan Konsolosluğu güvenlik açısından yolun bir tanesi kapatıldı. Ama çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Artık o ne yapılacak bilemiyorum. Evet, Arabistan Konsolosluğu'nun olduğu Akasyalı sokaktan bir dönüş yapılsa, tek yön uygulaması yapılsa Akçam sokaktan Büyükdere, Çeliktepe Çeliktepe yolu kurtulmuş olacak. Çok güzel. Mesela ben İç Levent'ten geldiğim zaman Akasyalı sokaktan istikametime devam edeceğim. Akçam sokakta tek yol olacak ama Suudi Arabistan Konsolosluğu yüzünden bu sokak kapatıldığı için şu anda çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. O sıkıntının da inşallah sizin de çözümü tarafından çözülebilir diye düşünüyorum. Evet, deminki önerim, onu da çizim olarak yapmışım. Işık okullarının önünde yer üst geçitlerinin yapılması her şeyi düzeltecektir. Niye günde yüz binlerce araç bir üst geçit camdan yapsınlar, üzerinde kuşlar olsun, akvaryumlar olsun, değişik modellerde yer üst geçitleri yapılabilir. Haliç Köprü altı, Sayın Cumhurbaşkanım, çok büyük sıkıntı, büyük beklemeler oluyor ama çözülmesi de çok kolay. Evet, Abdülvedud Hazretleri'nin türbesi, burada belediyenin parkı vardır, araç parkları diyelim. Diyorum ki buradan bir tek yön yapalım. Üstündeki bir yol var şu anda. Atıl olan bir yol var. Bu yolu harekete geçirdiğimizde Eyüp istikametine geç. Çünkü bu Eyüp'teki tıkanma, yani bu noktadaki bu Haliç Köprüsü'nün tam altıdır burası. Alibeyköy'den buraya kadar trafik oluyor. Çünkü bu ışıklar geçilemiyor. İşte Balat'tan gelen bu ışıklarda tıkanıyor. İşte Edirne Halk Hikmet'ten gelenler burada tıkanıyor. Yapacağımızı söylüyorum. Abdülhamit Hazretleri'nin ve parkın üst sokağın üstte bir tane yol var. Oradan bir yol açtığınızda çok rahat bir şekilde. Şimdi her şey kanunla kurallara uygun olmaz. İşte yok örülme mesafesi falan filan bir şeyler denebilir ama İstanbul zaten çok standartlara uygun değil ki. Vatandaşlar zamanla her şeye alışıyor. Burada çok rahat bir şekilde örülme mesafesi yapılabilir. Yapılacak dendi mesela ne yazdı? Bana cevap olarak gelmiş. Uygulanmadı. UTK alındı falan gibi bir cevap gelmişti ama hala beklemedeyim. Bakın çizgiyle olan. Stikesi çizgi. Şimdi şöyle düşünelim. Ben Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım. İki şerit olarak gişelere doğru devam ediyorum. Devamında Ataşehir'den gelenler de bu noktada geliyorlar. Bu noktanın genişliği ortalama 5 şeride yakın. Yani şöyle bir şey de hatta yapılabilir. Burada bariyerler iki taraflı, yani hem gişelerden Ataşehir yönüne hem Ataşehir'den gişeler yönüne doğru bariyerler vardır. Bariyerlerin mesafesi 3-4 metreye yakın. Bir bariyerleri daraltarak
yola katılabilir. Ne yapmışlar? Büyük bir hata bana göre. Ve bu hata yüzünden her gün yüz binlerce araç şu noktada sıkışıyor. Neden? Ataşehir yönden gelen 2, Fatih Sultan Mehmet'ten gelen 2, bu noktada en az 4 şerit olması lazım. Vatandaş çizgilerle burayı 3 şeride düşürmüş. 3 şeride düşürdüğü için de buradaki sıkışıklık geriye vurarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden gelenlerin Bostancı'ya gidenleri bile etkiliyor. Çünkü geriye doğru taşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne doğru büyük bir yoğunluk oluşuyor. Yani anlayamıyorum. Bir türlü hafsalam almıyor. İki şerit buradan gelip, iki şerit de buradan geldiği zaman buranın en az 4 şeritlik yol olması gerekiyor. Siz burayı çizgilerle 3'e düşürdüğünüzde buranın yoğun olacağı garanti. Buranın büyütülme ihtimali de var. Çizgilerle hafif oynadığınızda çok rahat bir şekilde 4 artı 1 yapabilirsiniz. Olmadıysa bariyerleri de birleştirerek bunu yapabilirsiniz. Ben fikir olarak size bunu söylüyorum. İnşallah. Tabii dedik ya her şey kurallara göre uygun değil ama bir çözüm var. Neden? Bunu böyle yaptığınızda bu iki bariyeri de birbiriyle birleştirdiğiniz zaman size çok büyük bir alan çıkacak. Bu alan çıktıktan sonra ne olacak? Gişelerden Ataşehir yönüne gidenler de rahatlamış olacak. Şimdi gişelerden çıkıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidenler yoğun olduğu zaman Ataşehir'e gidenler şey yapamıyor. Yoluna devam edemiyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bu bariyerleri birbirine yaklaştıracağız. Ortada güzel en yakın bir şekilde iki tarafa da bir şerit çıkartmış oluruz diye düşünüyorum. Çok başarılı olur. Çizgilerle bile oynasalar bu iş düzelecektir. Evet. Gençler bir bardak su getirin. İçelim. Ağzımız kurudu. Bu arada şunları göstereyim. Belki görüyorsunuzdur arada bir. Şurada Sayın Cumhurbaşkanım. Bakın şu gördükleriniz hepsi proje. Bunların hepsi proje. Boşuna söylemiyorum. Yani bir ayda İstanbul'u çözecek 70 proje diye. İşte Anadolu yakası ile ilgili projeler. İşte üçüncü bölge olarak düşündüğümüz projeler. Yani düşünün Florya çıkışı. Demişim ki Florya çıkışı ne yapılabilir? Ya şimdi bana şöyle bir teklif bulundum. Ben E5'te D110'dan geliyorum. Florya'ya gideceğim. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Önce Sefaköy yan yola giriyorum. Daha sonra Florya'ya devam ediyorum. Ya kardeşim, Florya'nın olduğu şu şekildedir. Bu yeşil alan var. Ve vatandaşı önce buraya sokuyorlar. Şuraya sokuyorlar. Buradan seni devam ettiriyorlar. Bu noktaya. Ya kardeşim şuradan bir çıkış yapın. Ben direkt Florya'ya gideyim. Bana beni buradaki Sefaköy'ü yan yoluna niye sokuyorsunuz sorusunu bir sene evvel sordum. Cevabını bekliyorum. Evet. Florya bölgesine oturanlar baksın. D100'den Florya'ya gitmek için önce bu yan yola girmek zorundasın. Burada da otobüs durakları, taksiler duruyor, otobüsler duruyor. Yan yolda tıkıyorum. Ama ben kardeşim ben Florya'ya gideceğim ya. Florya'ya gideceksen benim burada ne işim var? Niye buradaki insanları sıkıştırıyorum veya oradaki insanlar beni niye sıkıştırıyor? Benden niye zarar görüyor? Direkt Florya'ya yazmışım. Bunlar bir derya Sayın Cumhurbaşkanım. Bakın bunlar tek 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 tek. Bunların hepsi proje. Yani şu Latil Okum sokaktan tut, Baturay'dan tut. İşte bakın yanlış yapılan işte tek tek bunlar hepsi proje. Gerçekten önemli projeler. Bakın ben bir noktayı bulduğum zaman tek hemen arkadaşlara bildirmeye çalışırım. İşte şunu şöyle yaparsanız bunu. Bakın bunların hepsi elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştığımız İstanbul'a yardım. Bunun gibi birkaç tane defter bitirdim. Allah razı olsun. Neymiş? Bizim çocukların not defteriydi. Elimize o anda o geçmişti. Bunu da yaptık. Yani bunlar bir derya Sayın Cumhurbaşkanım. Bunlar bir derya. Evet, Kanal D. Bismillahirrahmanirrahim. Kanal D yine aynı aynısı. Yapılabilecek tek bir nokta.
Şimdi paralı yol diye tabir edilen Mahmut Bey istikametinden 3 şerit olarak geliyoruz. Yine yan tarafta Mahmut Bey Bağcılar'dan 2 şeritte buradan geliyoruz. Kanal D hizasında 3 buradan gelip 2 de buradan gelip 5, en az 5 şerit olması lazım. Bu noktada yolumuz 3 şerittir. Burada da bir emniyet şeridi var. Burası bir viyadük. Yapabilecek hiçbir şey yok. Viyadüklerin ayakları en az 80 metre civarında. 200 metrelik bir viyadük var. Viyadüğün büyüme ihtimali sıfır. Şu anda. Aynısı karşı istikamette de var. Yani Fatih Samet Köprüsü'nden İstoç Mahmut Bey yönüne, Mahmut Bey'den işte Fatih Samet Köprüsü'ne Kanal D hizası. İki tarafta da aynı problem var. Yapılabilecek tek bir şey var. Kimse kusura bakmasın. Emniyet şeridi buraya katılacak. 300 metre sonra tekrar emniyet şeridine devam edelim. Zaten emniyet şeridi ne kullanan vatandaşlar her türlü yolunu bulacaktır. Zaten sirenlerle, onlarla, bunlarla gidiyorlar. Gidebilirler. Burada yapılabilecek tek bir şey var Sayın Cumhurbaşkanım. Emniyet şeridinin yola katılmasının talimatını vermek. Viyadüğün büyüme ihtimali yok. Başka ek yapılabilecek hiçbir şey yok. 3 şerit buradan, 2 de buradan geliyor. 5. Bu noktada 3'e düştüğü için ne oluyor? Ben 2 telliden Başakşehir'e gideceğim. Bu trafikten etkileniyorum. Mahmut Bey'den Aksaray'a gideceğim. Burası yürümediği için onlara takılıyorum. Falan filan. Paralı yol tıkanıyor. Çünkü fiziki olarak uygun değil. 3 artı 2, 5 şerit olması lazım. Sen birleştirdiği noktada 3'e düşürürsen burası tıkanır. Bu kadar basittir. Buradaki emniyet şeridinin bir an evvel yola katılmasını yararlı olacağını kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle düşünüyorum. Evet. Kamyon ışıklardan bahsettik. Maslak'tan devam ettik. Burası Aksaray. Aksaray Vatan Caddesi. Başlı başına sıkıntı. Burası tam meydan. Ben de defalarca dedim ki içeriden, ileriden, içten U dönüşler yaparsanız hem ışıkları kaldırmış olursunuz hem de çok daha rahat hareket olur. Bu ışıklar devamlı olması sıkıntı. Mesafeler sıkıntı. 2-3 tane cadde üzerine içten, ileriden U dönüş. Yani bu vatandaş direkt olarak şuradaki yuvarlakta zaten kilitleniyor. Sağ yapsın, içten U dönüşü yapsın. Öbür vatandaş bunu yapsın. Bu cadde üzerinde bu şekilde içten U dönüşler yapıldığı zaman Oğuzhan Caddesi, işte Akdeniz Caddesi, burası da Vatan Caddesi. İçten U dönüşler yapıldığı zaman çok yararlı olacağını düşünüyorum. Kavacık. Kavacık Cumhuriyet Caddesi gidiş geliş olarak kullanılır. Zaten iki şerit park vardır. Çok büyük talep vardır. Söylediğim ismi enteresan, 3 harfli bir ismi var buranın. Şu anda hatırlayamıyorum. Cumhuriyet Caddesi'nin bir alt sokağı. Alt sokağı tek yön olarak kullansınlar. Cumhuriyet Caddesi'nde tek yön olarak devam ettiği zaman buradaki Kavacık'taki problem çözülecektir. Şimdi ne yapıyorlar? Bu problem, burada benzinci vardır zaten. İki taraflı park var. Gidiş geliştir bu Cumhuriyet Caddesi. Kilitleniyor kalıyor. Bunun kuyruğu nereyorsa ta Çavuş başından Cumhuriyet Caddesi'ne kadar tıkalı. Ya altta boş duran bir sokak var ya. Bu sokağı tek yön yaparsın. Benzin ilerisinden döner adam, Cumhuriyet'e gidecekse gider. Veya işte Çavuş başına gidecekse yoluna devam eder. Bu kadar basit bir uygulama. Yalnızca yön değişecek. Başka hiçbir şey yok. Yalnızca yön değişmesi. Evet. Burası 7 Kule 10. yıl caddesi. Dedim ki Shell benzin, işte 10. yıl Topkapı'dan geldiniz. El heykelinin olduğu yer. Dedim ki bakın bu Shell benzinsin buradan şu üst sokağa bir tek yön uygulaması yaparsanız buradaki ışıklardaki beklemeler azalır falan filan gibi. Fakat Shell benzin işte bu dönüş kurbunun uygun olmadığı falan gibisinden herhalde bir duyum aldım. Fakat benzinciden biraz rica etsiniz. Onun şurada bir yeşil alanı var. Çok rahat bir şekilde şeye verir, yani devletimize vereceğini düşünüyorum. Eğer burada bu tek yön uygulamasını yaparsak burada tıkanmalar önlenecektir. El heykelini aldılar. Bir daha geriye çektiler.
bir düzenleme yapıldı ama değişen hiçbir şey olmadı. Ben Zeytinburnu içinden çıkarken yine çıkamıyorum. Sahilden geliyorsam yine ışıklarda takılıyorum. Ama bu tek yön uygulamasını yaptığım zaman bütün problemi çok rahat bir şekilde bitireceğim. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Çizemediklerimiz de var. Bunun asılları bunlardır. Bakın, bunun asıl ruh buradadır. Bunlar biraz daha parlak. Bunlar sizlere göstermeye çalıştım. Hatta bagajda çok sakladım bunları. İnşallah size bir cuma namazında yakalarım, bir yerde yakalarım da gösteririm diye. Nasip olmadı sizlere. Bakın, orijinalleri bunlardır. Bu çizimlerin orijinalleri bunlardır. İşte bazı gelen cevaplarım, işte UTK kararı almış falan filan gibi. Asıl orijinal budur. Allah öyle bir şey ki, ben İstanbul'u seviyorum. Aldığım resim defterin üzerinde bile İstanbul sevgisiyle ilgili logo var. Çok şey, evet, bunlar niye lekelendi? Bagajda çok sakladım. Denk gelir diye 3 sene oldu ben bu projeleri vereli. Denk gelirim diye size çok hayal ettim. Nasip olmadı. Tabii genel sekreterliğinize falan bunları yakın zamanda yolladım. Oradan da bir teşekkür etmek istiyorum sizlere. Arnavutköy Meydanı. Evet, biraz da uzayalım. Arnavutköy Meydanı. Habibli Arnavutköy. Günde binlerce insan bu noktalarda hep tıkanıyor. Dedik, yapılacakları tek bir şey var. Cumhurbaşkanım ya. Pervane sokakta, Düldül sokak. İşte Taşok yönden gelenler tek yön olarak bu meydanın etrafından dolayı, eski Edirne asfaltıdır burası. Bu işte, burası bu ışıklara tıkanır, burası bu ışıklara tıkanır falan. Şurada tek yön uygulaması yapılmasını teklif ettim. Yapılacak işte, uygulanmadı gibi bir yazı. Bir cevap geldiydi bana. Fakat geçenlerde Arnavutköy Belediyesi'ne bir yazı gönderdim. Yapılmaya başlandı diye bir haber aldım. İnşallah yapılacaktır. Tek yön ya. Pervane ya, iki tane tabela koyacak. Bütün problemi çözecek Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Burası neresi diyeceksiniz. Burası gerçekten çok böyle güldüğüm bir nokta. Haliç Köprüsü Topkapı yönünden geliyorum. Ve burada şu iki direk arasında beni iki şeride düşürmüşler. İki şeride düştüğü için burada büyük bir yığılma oluyor. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidenler, Ok Meydanı'na gidenler bu iki direk arasında geçmek zorunda kalıyor. Ne yapacağız diye düşündüm. Bu adamlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidiyor. Şuradaki şu ayağın bu noktasındaki bariyerleri açsak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidenler bu direğin sağ tarafından da direkt FSM yönüne gider. Sen bu vatandaşı buraya soktuğun zaman burada yığılma oluyor. Yığılma olduğu zaman Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönü, Ok Meydanı yönü Haliç'ten çıktıktan sonra tıkanıyor. Bir, bariyerler burada açılacak. FSM'ye gidenler direkt olarak bu yöne. Buralarda biraz ufak düzenlemeler, otobüs durağının olduğu yerde falan ufak düzenlemeler yapılacak. Ve buradan devam edecek vatandaş. Bu kadar basit. Eskiden böyleydi. Sonra bariyerleri böyle komple kapattıkları için buraya geçiş yok. İlla buraya gireceksin ve buradan devam edeceksin. Kitleniyorsun. İki, burada bir duvar var. Şu yaya geçidin alt ayaklığının noktasında. Bu duvarı alsan, şuradaki yeşil alandan birazcık daha alsan, burayı 3 şerit yaparsın. O zaman bariyerleri kapat, istersen kapat, hiç önemli değil. Buraya 3'e çıkartmak çok kolay. Yani şurada bir duvar var. Duvarı alacaksınız. Yeşil alandan birazcık aldığınız zaman burayı 3 şerit çok rahat yapabiliyorsunuz. Çünkü geçidi geçtikten sonra daralma başlıyor. Bunu sizlere sunuyorum. Burası Ambarlıdere. Bir alt caddeye verilmesi ise. Evet. Hamidiye Mahallesi. Kağıthane. Girne Caddesi üzerinde çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Dediğim şuydu. Dedim ki arkadaşlar, bu Girne Caddesi. Burası gidiş geliş olarak kullanılıyor. Sıkıntı yaşanıyor. Asıl sıkıntı şu noktada. İki tarafı araba park ettiği için araçlar dönemiyor. Şu noktada bayağı bir sıkışma oluyor. Burada da üst sokaklarda çok uygun.
Yani üst sokakları tek yön çevirseniz bütün problemi çözersiniz diye teklifte bulundum. Size de aynı teklifi sunuyorum. Çok basit. Girne sokak tek yön, üstteki sokak tek yön, araç geçişlerine uygun, çok rahat olur. Veya hakeza burayı ikiye bölseler, şu parklanmayı bile önleseler çok büyük yarar olacaktır. Ama tek yön uygulaması yapıldığında muhteşem bir kaos önlenmiş olacaktır. İki otobüs karşı karşıya geçemiyor. Dönüş noktaları kimse bu noktada yardımcı olmak lazım. Ayazağa projesi, Ayazağa'da tek yön uygulamasını istedi. Mustafa Kemal Caddesi. Ayazağa'nın içinde 20-25 dakika kalıyoruz Cumhurbaşkanım. 30 dakika kalıyoruz bazı zamanlarda. Allah'tan şu arkaya bir yol açıldı da biraz bir rahatlama oldu ama yine hala aynı sıkıntı var. Koruhadım yolu sokak tek yön yapılmalı. Aşağıdaki Mustafa Kemal Caddesi de tek yön yapıldığı zaman Ayazağa'nın içinde problem en aza inecektir. Ayazağa'ya biliyorsunuz o bölgede çok evler yapıldı. Çok yenilikler var. Evet, 4 Levent Otosanayi yine çizmiştik. Maslak yönden geldiğimiz zaman daha metroya var mı? Metronun yanından Fatih Caddesi Seyran Tepe'ye gidilmesiyle alakalıydı. Evet. Kimse bakmıyor. Gültepe Dere. Gültepe Dere Yeşilce Caddesi berbat bir durumda. İnsanlar kilitlenmiş Filiz Camisi'nin olduğu yer. Şurada 200 metrelik bir dere var. Bu derenin üzerinin 10 metresinin kapatılması ve buradan bir geçiş yapılmasını istiyoruz. Çünkü insanlar buradan kaçak geçmeye çalışıyor. Sağa sola eski arabalar park etmiş. Bakılmadığı için ama artık dere yolu, kaçış yolu, Gültepe dere yolu, kaçış yolu dediğimiz yerde artık oradan kaçmak için uğraşıyoruz. Şu derenin üzerine 10 metrelik bir kapatma yaptığınız zaman güzel ileride içten U dönüşler yapılmış olacak. Ve burada sağda solda duran eski arabalarda otomatikman kalkmış olacak. O arabalar kalktığı için de bütün problem o noktada çözülmüş olacak. Bunu da böyle söylüyorum. Çayırbaşı tünelinin altında bir çalışma var. Yine bu da şeyle alakalı. Akatlarda Reşit Paşa'mızdan çıkan deminki projenin yani Armutlu projesinin bir kısmı. Burada da bir çalışma yapılması lazım. Burada başınızı ağrıtmak istemiyorum. Hızlı geçiyorum. Evet. Serantepe dediğim yapıldı ve çok başarılı oldu. Kağıthane'de çalışma yapıldı. Başarısız olacağını bunu defalarca söylemiştim. Neyse bu konuyu kapatıyorum. Beylikdüzü'nde şu çıkıntının alması teklif etmiştim. Bu çıkıntı alındı. Gerçekten çok yararı oldu. 10-15 sene, 20 sene insanlara zulüm çeken çok basit bir şeydi. Evet. Burası Baltayaman'dan Fatih Mehmet Köprüsü'ne çıkan yol. Yol aşağıda 3 şerit, yaklaşık 8 metre. 3 şerite uygun. Biraz daha düzeltilebilir. Ama en tepe noktaya çıktığınızda yol 2 şeride düşüyor. Ya kaldırım. Bu kaldırımlarda insan yürümüyor. Bak burası yeşil alan. Burası da kaldırım. İnsan yürümüyor. Akşamları Baltalimanı'ndan Fatih Mehmet Köprüsü'ne çıkanlar tıklım tıklım. Yan yana sıkıştığı için ben Edirne istikametine gideceksem gidemiyorum. Şu çıkıntının alınması gerekiyor. Yani çok basit. 2 saatlik bir iş. 2 saatlik bir iş. Ben Edirne yönüne gideceğim kardeşim. Benim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile ne alakam var? O trafiğin yoğunluğunda benim etkilenmemem gerekiyor diye düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Bunların da alınması ile ilgili. İnşallah teklif ederseniz çok sevinirim. Taksim'de yapılan bir proje. Evet. Alibeyköy artık çıkmaz. Çok büyük sıkıntı yaşanıyor. İşte Mısır heykelinin olduğu nokta gerilerde orada başlıyor trafik. Burası tünelin olduğu nokta. Ben de dedim ki şuraya büyük bir ada yapın. Bu ışık sistemini buradan kaldırmak gerekiyor diye teklifte bulundum. İstanbul'da ben şunu görüyorum. İşte onun için sizden yardım istiyorum. Yani her şey kurallara uygun yapmaya çalışırsanız bu iş yürümüyor. Kural dedim ki burada park var, Nilüfer Park. İnsanların kimsenin olmadığı işte yalnızca işte spor aletleri koymuşlar. Onu koymuşlar. Ben bir tane spor yapan insan görmedim. Bu parktan bir miktarını alıp güzel büyük bir ada yaptığınızda
Bir, ışık sistemini komple kaldırıyorsunuz. Işık sistemi kalktığı zaman da Çoban Çeşme, Ali Beyköy içindeki veya Eyüp'ten gelenlerin trafiğini rahatlatmış olursunuz. Çok başarılı olacağına inanıyorum. 2-3 defa bunun benzeri şeyler yazdım. Mesela şurada belediyenin bir araçların durduğu bir yer vardı, park gibi. Buranın yola katılması, geçenlerde orası boşaltılmış. Oranın yola katılması ile ilgili de başarılı olacağını, devlete yani o belediyeden istenmesini, yola katılmasını rica ettim. Hadımköy Yolu Caddesi, yani şimdi öyle bir kavram karmaşası var diyorum ki, şimdi orta refüjlere ağaç dikiyorlar. Ağaç diktikleri için yoldan yani yolumuzu daraltıyorlar. Ya zaten binlerce 7 kilometrelik yol tahmin ediyorum. Yeşil alanı o kadar geniş tutmuşlar ki. Ağaç dikmişler. Ya daha önce ağaç dikin bari. İlla ağaç dikeceksiniz. Ağaca karşı değiliz de bir sıkıntı var yani. Daha dar ağaç yapalım. Yani bu arayı çok da büyütmüşler. Ne oldu? 3 şeritlik yol 2,5'a düşmüş. Anca 2 şerit gidebiliyorsunuz. Kaldırımlar kocaman. Kaldırım yolunun üzerine bisiklet yolu yapmışlar. Yani bir organize olması lazım ya. Yani yoldan niye çalarak sen bu kadar binlerce arabanın geçtiği yeri nasıl daraltırsın? 3 şeritlik yolu 2,5'a düşürdüğün için muhteşem derecede bir yoğunluk oluşuyor. Ben de şu teklifi yaptım. Kaldırımdan 40 santimini yola alırsanız 3 şerit o zaman yol oluyor. Ve çok başarılı olacak. Hadımköy Yolu Caddesi. Tem yolundan işte Gürpınar'a doğru olan cadde tahmin ediyorum. Zorlu Center AVM'nin önünde. Daha önce biz Aydın Caddesi'nden direkt olarak E5'e bağlanırdık. Alttan geçerdik. Şimdi öyle bir uygulama yaptılar ki önce Zincirlikuyu yerine gidiyorum. Sonra Zorlu Center'ın önden dönüp geriye. Eskiden 10 metrede gittiğim yerleri şimdi 600 metrede gidiyorum. 700 metrede gidiyorum. Hem oraları tıkıyorum hem başka noktaları tıkıyorum. Yani nasıl böyle bir şeye gidiyorlar çok önemli. İnsanları biraz rahat bırakmak lazım. İnsanlara ışığa fazla şey yapmamak lazım. Bu insanlar hep kötülüyorlar ama insanlar birbirlerine yol vermiyor. Öğrenmişler. Öyle noktalarda ışıklar olmadığı noktalarda insanlar birbirlerine o kadar güzel yol veriyorlar ki hep kötülüyorlar. İşte bizimkiler yol vermez falan filan gibi bazı şeyler söyleniyor. Kesinlikle 10 metrede gidilen yol şu anda 600-700 metrede mantığımı almıyor. Bir şey söylemek istemiyorum. D100 Mecidiyeköy ya tam bir rezalet. Kimse kusura bakmasın. Burada bir çalışma yapılıyor. Emniyet müdürünün önünde Mecidiyeköy çıkışı 2 şeride düşürülmüş vaziyette. Ya bakın bütün arabaların herkesin geçtiği bir noktada emniyet müdürünün emniyeti için işte kaldırım kapatıldı. Kaldırımdan sonrasındaki yol kısmından vatandaşlara yol verildi. Burası 2 şerit kaldı. Ve kilitleniyor. Bütün araçlar çünkü Mecidiyeköy'den geçiyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Ne yaptı? Ben de diyorum ki bakın şurada 2 tane ağaç var burada. Ağacın solunda da çok boş bir boş alan var. Bu boş alanı yola katalım. Yani 3 saatlik 5 saatlik bir çalışma. Burayı 4 şerit yapalım. Emniyet şeridinin olduğu nokta şey emniyetin olduğu Mecidiyeköy emniyetinin 4 şeridi rahat çıkartabiliyoruz. Ama bir türlü olmuyor. Şurada büyük bir yeşil alan var. Buradaki istinat duvarını geriye doğru alalım. Daha düzgün yapalım. Bu işte Şişli yönünden gelenler çok rahat dönebilsin. Bu da beceremedik. Trump'ın yol karşısında taş duvar var. 2 metre içeriye alalım. Şişli'ye gidenlerle Çağlayan'a gidenler ayrılsın diye teklifte bulundum. Ayrıyeten emniyet müdürlüğünün yanından çıkarken Lati Lokum sokakta şu bölgeye park edilmesini önleyelim. Şöyle bir çıkıntı yapalım diye bir teklifte bulundum. Teklifi size ediyorum. Artık bu iş sizin inisiyatifinize geçti diye düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Devam edeceğim, ediyorum. Neresiymiş burası? Bilgi Üniversitesi. Binlerce insan. Bakın anlatayım, bize bir şey anlatayım da gün. Beraber gülelim. Biz eskiden tarla başından aşağıya inerdik. Tarla başından Ömer Hayyam'dan, şurası Ömer Hayyam. Ömer Hayyam'dan aşağı iner. Ömer Hayyam'dan yukarı çıkar. Kurdele sokaktan aşağı inerdik.
Yani nasıl İngiliz konsolosluğundan gelirdik, köprünün altından geçerdik. O giriş noktası iki şeritti, gidiş gelişti. Sağdan Kurdele Sokak'tan Dolapdere'ye inerdik. Ömer Hayyam'dan çıkanlar da buraya gelir. Şimdi o yok. Artık değişti. Eskiden 200 metrede ben Kurtuluş Tiyatrosu Caddesi Dolapdere'ye inerken şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Önce alt geçitten geçiyorum. Sola Tarlabaşı istikametine devam ediyorum. Tarlabaşı istikameti Flash TV'den aşağıya iniyorum. Oradan Bahriye Caddesi'ne iniyorum. Bahriye Caddesi'nden tekrar Dolapdere yönüne dönüp eskiden 200 metre aldığım yolu şimdi 1,5 kilometrede alıyorum. Çünkü Ömer Hayyam'ın çıkış noktasını gidiş gelişken şimdi yalnızca çıkış olarak yaptılar. İnişi Kurdele Sokağı yasakladılar. Orada bir kaldırım düzenlemesi yaparak şimdi 200 metre gittiğim yol 1,5 kilometreye. Benim Bahriye Caddesi'ne hiç işim olmadığı halde Bahriye Caddesi'ne dolaşıyorum. Flash TV'nin orada işim olmamasına rağmen oraya gidiyorum. Tarla başında işim yok yine oraya gidiyorum. Yani ne diyebilirim bilemiyorum. Dedim ki bakın Kurtuluş Tiyatrosu Caddesi'ne buradan Bilgi Üniversitesi'ne oradan bu içten U dönüş yapın. Şu yeşil burada öyle bir refüjat tahtası yaptılar ki orta refüjde. Çok büyük orta refüj. İnsan yürümeyecek yere insan yürüme yeri yapmışlar. İçten U dönüşleri yapalım dedim. Bu insanlar ışıklarda beklemesin. Direkt benim sistemim şu. İnsanlar ışıklarda beklemesin. İşte plastik esneklerle bu adamlar çok rahat. Ya yok dönüş kurbu falan filan. Bunlar insanlar zamanla alışıyor. Bunu teklif ettim. Size teklif ediyorum. Daha doğrusu bu daki bütün projeleri ben size teklif ediyorum. Ben size anlatıyorum. Başkasına anlatmıyorum. Size anlattığımı düşünüyorum. Evet. Çizimler bunlar bitti. Yani şimdi beynimizdekiler var. Onları da diğer programda anlatalım Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi anlatmak istediğimi tekrar söylüyorum size. Biz bu işin içindeyim. Yıllardan beri bu işin içindeyim. İstanbul'da en az 1 milyon 300 bin kilometre yaptım. 1989'dan beri taksicilik yapmaktayım. Gerçekten bu işi biliyorum. Bu işte dertlenmişim. Ulaşım Daire Başkanlığı şeydeyken, İstiklal Caddesi'deyken bir proje vermiştim. 2004 yılında yine büyük projeler vermiştim. Kiterli'deydi Ulaşım Daire Başkanlığı. Orada da çok acayip bir cevap almıştım. Ama yılmadım. Son 3 seneden beri aşırı derecede bu projenin üzerine düştüm. Çünkü hem ülkeme yararlı olmasını istiyorum. Hem yıllık 2 milyar lira ülkeme katkıda bulunmasını istiyorum. Yakıt, amortisman. İnsanların ambulanslar içinde ölmesini, işlerine geç kalkıp işlerinden atılmamalarını istiyorum. 15 dakikada gideceği yolu 1 dakikada gideceklerine inandığım birçok projelerimiz var. Dikkate almanızı istiyorum. Bunları hep Allah rızası için yapıyorum. Hiçbir maddi menfaatim yok. Bunları niye yapıyorum? Bunları niye gösterdim? Niye kayıt aldım diye sorarsınız. Ben belki ölürüm, kalırım ama en azından bunlar kalır. Bir arkadaş bir bayrak yarıştır, alır bunları, bu projelere devam eder. Artık en emin olan size teslim ettim bu projeleri. Çünkü en emin olan sizsiniz. Ve sizin İstanbul sevdalısı olduğunuzu gerçekten biliyorum. Bunları da dikkate alacağınıza çok eminim. İlgileneceğinize de çok eminim. Lütfen özel ilgi istiyorum. Hani hem komşuyuz sizinle şeyde ben Emirgan Reşit Paşa'da oturuyorum. Huber Köşkü'ndesiniz siz. Huber Köşkü'nde 15 Temmuz'dan sonra çok nöbet tuttuk Allah'a şükür. Anayasa seçiminden sonra da bahçenizdeki ilk konuşmanızda yanınızdaydık Allah'a şükürler olsun. Sizi Allah için seviyorum. Allah Teala sizlere uzun ömür versin. Bu konulara lütfen tekrar bir önem verirseniz, arkadaşlara biraz ilgilenirseniz, ilgilenin diye bir şey söylerseniz arkadaşlar inanın bizim de şey yapacaklardır, ilgileneceklerdir. Yani şu siz, konuşmalarımızda hatalar olduysa affedin, kusura bakmayın. Ama tekrar söylüyorum amacımız Allah rızası, maddi hiçbir çıkarımız yok.
Allah-u Teala şuna inanıyoruz ki bir taşı bile kaldıranın çok büyük sevaplar, mükafatları var. Biz ona talibiz. Vatanımızın, milletimizin daha gelişmesini istiyoruz. Hani sizin bir sözünüz var ya, insanoğlu ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri. Biz semer bırakmak için eser bırakmaya çalışıyoruz. Bu eserler ülkemize çok yararlı olacak. Şimdi bir taraftan konuşuyorum, bir taraftan projelere bakıyorum. Şimdi bunları anlatsam bir iki saat daha sürer diye düşünüyorum. Artık bu aşamadan sonrası size kalmış diye düşünüyorum. En sonunda, videonun sonunda da ufak bir video daha eklemek istiyorum. Bu da su tasarrufuyla alakalı, ülkemizin su tasarrufuyla alakalı çok güzel bir proje. Yaklaşık 10 kuruşa bile mal olmayacak ufacık bir aparatla %80 su tasarrufu sağlanacaktır. Ben bunu kendi derneklerimde, işte yetkili olduğum camide, yönetimlerde, diğer yerlerde uyguladım. Bunu siz emir olarak verirseniz, hatta diyelim ki hani seçimlerde çay kahve dağıtılacağına bu ufak aparatlardan dağıtılsa, yani imal etseniz 10 kuruş bile etmez. Ama %80 su tasarrufu elde ediyor. Bunu da videonun en son kısmında şimdi göstermek istiyorum. İSKİ'ye bu çalışmamı söyledim. Çok başarılı bulmuşlardı. Çok güzel demişlerdi ama hatta herkese bedava dağıtın bunları diye teklif etmiştim. Bedava dağıtmıyorsanız bile 1 lira bile olsa bunun maliyeti faturalara ekleyin diye söylemiştim. Ama yine bazı neyse buralarına karıştırmıyorum. Ben o videoyu da size çekiyorum şu anda videonun sonunda. Allah sizden razı olsun. Allah uzun ömür versin. Rabbim başımızdan eksik etmesin. İnşallah yararlı oluruz diye düşünüyorum. Hakkınızı helal edin. Başınızı ağrıttık. Çok derdiniz var. Dünya ile uğraşıyorsunuz ama bunları duyduğunuzda sizlerin de mutlu olacağına, mutlu olduğunuza eminim. Siz bu projeyi gördüğünüzde sizin de mutlu olduğunuzu eminim. Adımdan çok daha eminim. Siz çok değerli bir insansınız. Rabbim ömrünüzü uzun ve hayırlı eylesin.